Arkadaşlar merhaba, günaydın. Bugün pazar, ayın 9'u, Haziran ayındayız. Sıla yolu dönüş devam ediyor. Ufak bir bilgi vermek istiyorum. Neler oldu, neler bitti. Arkadaşlar ben dün devamlı kaldığım, Hırvatistan'da kaldığım, beğendiğim otele geldim, Calypso. Ama rezervasyon yapmamıştım tabii ki. Dün canlı yayını seyredenler de fark etmiştir. Otele geldim, maalesef otel doluymuş. Bana başka bir otel, beni başka bir otele göndermek istediler. Orası da doluymuş. Ondan sonra arkadaşlar ikinci bir otele telefon ettiler. Küçücük bir otel, şirin bir otel. Calypso'ya 5 dakika kala. Onun da, bu yeşil yanıyor bana ya. Her ülkede başka şeyler var. Evet, yeşil yanıyor. Beni oraya gönderdiler, gittim. Ufak, şirin, yalnız eski bir bina. Ama temizdi, çok temizdi. Videosunu da yaptım, şu anda onu yüklemek istedim. Arkadaşlar maalesef müzik var. Tabii YouTube bunu kabul etmedi. Şimdi o müziği ben kırpıyorum. YouTube oraya başka bir müzik yerleştirecek. Bakalım olacak mı? Akşama kadar inşallah biter. Otelin tanıtımı o videoda göreceksiniz. Şimdi şu anda saat 7:20 geçiyor. Saat 6:30'da kahvaltı yapılabiliyor orada. 6:30'dan saat 10'a kadar. Ben tabii saat 6:30'da aşağı dikildim, hazırdım. Kahvaltımı yaptım, karnımı doyurdum. Şimdi Slovenya'ya doğru yol alıyorum arkadaşlar. O otelden çıktıktan sonra hemen mazotumu da doldurdum. 1.85'ten. Otoban dışında daha ucuz. Zaten otobandan çıkmışım. Mazotumu da doldurdum, fulladım. Şimdi Ljubljana, Slovenya'ya doğru yol alıyorum, almaktayım. Zaten buradan bir bakayım kaç kilometre sınır. Arkadaşlar 7-8 kilometre bir şey olması lazım. Bakalım burada mazotun fiyatını görebileceğim mi? Süper mazot aldım. Burada yazmıyor. Kapanmış herhalde buradaki benzinlik. Evet, inşaat yapılıyor. İleride de inşaat var, dikkat edelim. Hırvat arkadaşlar da canavar gibi geliyor. Abicim ne yeni yetiştiriyorsunuz pazar sabahı ya. Yavaş gidin. Evet arkadaşlar, otel videosunda anlattım oteli. Gayet güzeldi. Rahat bir şekilde uyuyabildim, dinlenebildim. Dün Edirne'de kaldım biliyorsunuz. Ramada otelde kaldım. Bayağı heyecanlandım. Heyecan yüzünden orada uyuyamadım. Ama dün öyle bir yorulmuşum ki canlı yayını seyredenler de zaten fark etti. Enerjim iyice bitti. Arkadaşlar bu canlı yayın, canlı yayın deyip geçmeyin. Gerçekten araba kullanana, gidene de çok zor enerji alıyor. Yorumları okuyana da yani Allah kolaylık versin, çok enerji alıyor. Allah razı olsun. İlker kardeşim dün yine destek oldu bana. Kendisine tekrar teşekkürler, buradan selamlar. Bugün de arkadaşlar anlaştık, 9-10 gibi tekrar eve gidene kadar canlı yayın yapacağız sizlere. Sizler de inşallah Avrupa'dan, Türkiye'den, dünyanın neresinden seyrediyorsanız keyifle bizi seyredersiniz. Sabah erken olduğu için fazla trafik de yok. Keyifli bir şekilde evime doğru yol alıyorum. Buradan evime şu anda 795 kilometre gösteriyor navigasyon. Hiç dayanamadım. Hemen zaten evin adresini verdim. Heimat adresi dedim. Beni eve götür lütfen. Zamandan tabii biraz da insan git yoldan da bıkmaya başlıyor. Ama araba kullanmasını çok sevdiğim için arkadaşlar benim için yani eve gideyim
ben şimdi bir iki gün dinleneyim, bu yolu gene geri gidebilirim. Araba kullanmasını o kadar seviyorum. Ama bazı arkadaşlar var, aman aman diyor, ben diyor bir saatten fazla kullanamam diyor. Benzinlikten Coca-Cola da aldım, şöyle içim açılsın diye. Arkadaşlar ceyrandan mı kesilmiş, ne olmuş? Coca-Cola şerbet gibi sıcak. Kendi buzdolabıma koyabilirim ama şimdi canım Coca-Cola istiyor, sonra değil. Evet, bu görüntülerden bakın, güzel, yol güzel. Dün otoban parası ne ödedim? 15 euro bir küsür ödedim. Hatta Slovenya'nın da zaten vinyetini aldık. Slovenya'nın, Avusturya'nın, ondan sonra para nerede ödenecek arkadaşlar? Karavanken, tünele girerken ödeyeceğim. Bir de A1 Streckenabschnitt var, onu ödeyeceğim. Onu evden alamadım, sistem de olmuyordu, onun için alamadım. Onu da zaten videomda söylemiştim, dikkat edin. Size senelik veriyor, 81 euro istiyor. Bir yanlışlık yapmayın. 81 euronuz gider. Güzergah arkadaşlar, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, böyle gitmek isteyenler için. Giden arkadaşlara hayırlı yolculuk olsun şimdiden. Dikkat edin, çok radar var. Hele Türkiye'de acayip, bu ne ya? Acayip radar var arkadaşlar. Bazı yerlerde de gördüğünüz gibi yollar bozuk oluyor. Böyle sol tarafa geçerseniz daha iyi oluyor. Sol taraf genelde iyidir. Sağ taraf tırlar devamlı sağdan gittiği için daha bozuk oluyor. Kilometre sonra diyor tekrar diyor para ödeyeceğiz diyor. Ondan sonra da sınır geliyor zaten. Görüntülerden size Allah'a ısmarladık diyorum. Hepinize hayırlı pazarlar. Pazarın keyfini çıkarın. Biz dediğim gibi canlı yayın yapacağız. Hepinizi canlı yayına bekliyorum. Keyiften seyredersiniz yollardaki durumları. Şu anda burada 23 derece hava sıcaklığı var. Saat 7.26. Biraz sonra saat 9.10'a doğru görüşme dileğiyle buradan kucak dolusu selamlar. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatlı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın Murat.